Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz ekranlarınızda? Kısa bir süre sonra bildiğiniz gibi yerel seçimler yapılacak. Bu seçimler, tabii bütün seçimler önemli, ancak bu seçimler gerçekten tabiri caizse çok çok daha önemli. Neden derseniz, iktidar partisinin uzun seneler iktidarda kaldığını düşünürseniz, şu andaki AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, muhalefetin de bugüne kadar başarılı olmadığını nazar itibariyle alacak olursak, manzara şöyle, bu seçimlerin son derece çetin geçeceği ile alakalı. Zira sınırda olan bir seçim gibi gözüküyor şu şekilde. AK Parti kaybetmemek için bütün alternatiflerini, bütün argümanlarını öne sürecek. Bu da zaten belli olmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimi de kazanmak için bir defa gecesini gündüzüne katmayacağı ortada. Şimdiden belli etmeye başladı. Muhalefet de olabildiğince birlikteliği sağlayarak diğer küçük partilerle, o da güçlenip özellikle büyük şehirlerde başkanlığı almak için ciddi bir mücadelenin içerisine girdi. Bugüne kadar yapılmamış olan bir çalışmanın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz muhalefetin. Zira Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bildiğiniz gibi Beylikdüzü'nün genç belediye başkanını uzun tartışmalar, uzun görüşmelerden sonra Anakent Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Lansmanı da yaptılar. Görünen şu ki, şu seçim süresince eğer ciddi bir kampanya yürütebilirse Cumhuriyet Halk Partisi, bu seçime ortak olacağı yönünde. Ancak ilk günde yapılan hatalar devam eder, basının da eline bunca malzeme verilir ise Cumhuriyet Halk Partisi şu andan itibaren bu seçimi kaybeder. Umarım bu hatalar çok çabuk telafi edilir. Hiçbir şekilde hata yapmamak üzerine kurgulanmış bir yöntem uygularlar. Dolayısıyla hiç olmazsa büyük şehirlerde, özellikle İstanbul ve Ankara'da bu seçimlere ortak olurlar. Ankara'yı ben tahminimi şöyle söyleyebilirim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortağıyla beraber çıkardığı aday son derece doğru. Benim şahsi görüşüm, Ankara'yı kazanabilir. Ama İstanbul'da bunu maalesef söyleyemeyeceğim ya. Yani. Çünkü dedim ya, ilk günden itibaren yapmış oldukları lansman ve İstanbul ilin organize ettiği söyleniyor. Bana göre İstanbul il sınıfta kalmıştır. Bu organizasyon böyle devam etmemeli. İstanbul'da çok daha çetin, çok daha düzgün organizasyonlara ihtiyaç var. Umarım bu tür çalışmaları sürdürürler, yani kaliteli bir çalışma sürdürürler. İnşallah hiç olmazsa devir teslim her zaman taze kanda fayda vardır. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi alır. Beylikdüzü'nde başkan adayına Ekrem İmamoğlu açıkladı. Bununla ilgili düşüncelerini söylerdi. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bildiğiniz gibi şahsım Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü ilçesinin kuruluşundan beri Beylikdüzü'nün bu hale gelmesinde emeği olan, çalışan, didinen bir sanayiciyim. Uzun seneler bu bölgede yaşadık, hala yaşamaya da devam ediyoruz. Halen iş yerlerim bu bölgede ve burada yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 seçimlerinde, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimlerde gerek aday olmasında, gerekse seçimi kazanmasında birçok arkadaşımız gibi, sizler gibi bizim de emeğimiz çok fazla. Gerek genel merkez nezdinde, gerekse Beylikdüzü halkıyla olan münasebetlerimiz çerçevesinde elimizden geleni yaptık ve hakkımız olan seçimi de kazandık. Güzel bir performans sergiledi bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu. Ancak üzülerek ifade edeyim, şu dönem Beylikdüzü halkına doğru bir mesaj vermemiştir. Şöyle ki, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak
bu teklifi genel merkezden aldı. Beylikdüzü halkı için bir şereftir. Bizim için de bir onurdur, şereftir. Destekliyoruz, kutluyoruz. Ancak bu kritik yeni bir yetkim var diye bu kritik dönemde Beylikdüzü'nde veda ederken hiç kimsenin tanımadığı bir adayı kendine veliaht tayin etmesi Beylikdüzü halkı tarafından hoş karşılanmamıştır. Özellikle şahsım adayla ilgili en ufak bir problemim yok. Zira tanımıyorum. Ancak seçilme yöntemini yadırgadık. Ve yadırgamaya da devam edeceğiz. İlişkide bulduğum Beylikdüzü'nün ileri gelenleri de benimle aynı fikirdeler. Hatta bazı önemli partilerimizin yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarıyla bu meselenin münazarasını, münakaşasını yaptık. Herkes benimle aynı fikirde. Diyeceksiniz, şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Başkan kendine veliaht seçemez mi? Tabii ki seçer, yetkisidir, bu doğaldır. Ancak Beylikdüzü'nün ileri gelenleriyle, şahsımı kastetmiyorum, Beylikdüzü'nün özellikle siyasetin içine bulunan bu değerli insanlarla, siyasetçilerle, gazetecilerle, kısacası Beylikdüzü'nün gerçek sahipleriyle bu konuyu konuşup, tartışıp öyle açıklasaydı Sayın Ekrem İmamoğlu bir 10 puan daha alırdı. Ne yazık ki bu konuda sınıfta kalmıştır. Yani kısacası Beylikdüzü'nün halkı bu adayı benimsememiştir. Bana göre benimseyeceğini de düşünmüyorum. 2019 yılı için temennileriniz ve vermek istediğiniz mesajınız var mı? 2018'i hepimizin bildiği gibi çok iyi bir yıl olarak geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Problemlerimiz çok fazlaydı. Komşularımızla sıkıntılarımız büyüktü. 2019 yılında inşallah bunları geride bırakır. Sağlıklı bir yıl, başarılı bir yıl. Özellikle ekonomide hiç olmazsa insanlarımızın sıkıntı çekmediği bir yıl olur. Herkese sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Beylikdüzü Komiteleri ve Hocam ediyorlar. Biz de size başarılar ve iyi yıllar diliyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.